görmüş olduğunuz şu bir budama hatası. Çürüme şeklinde aslında bu olacak. Budama fazlasıyla önemli. Eğer düzgün bir kesim yapılmazsa Antep fıstığında kolay kolay yaralar kapanmıyor. Bu şekilde. Çürümeler olmuş olacak. Şimdi burada bir kesik var. Bir diğer ağaçta. Yani alttan kesilince dikkat ederseniz testereyi kullanan alttan da bir kesik vermesi gerekiyor esasında ki bu tip durumların olmaması için. Ama direkt üstten kesmiş aşağıya doğru gelince dalın kuvveti doğrultusunda aşağıya doğru bir kırılma olmuş. Ve orada kapanmayacak bir yara oluşturmuş oluyor. Şu görmüş olduğunuz. Görmüş olduğunuz. Yara gibi kalacak ve kapanmayacak. Buradan çürümeler başlayacak. İleriki yıllarda ağaca çok daha ciddi tahribatlar vermiş olacak. Başka bir örnek daha var. Buradan yine bir bakalım. Doğru olmadıysa görüyorsunuz burada da yine testereyle kesim yapılmış. Ama ağacın dalın ağırlığı hesaplanmamış. O ağırlıkla aşağıya doğru derin bir çatlamaya neden olmuş. Şimdi böyle bir dal yarasını kapatması gerçekten zordur. Bu kesimler yanlıştır. Testereyle kesim yapılınca aşağıdan bir miktar kesim yapıldıktan sonra üstten kesimin yapılması daha elverişli olacaktır. Bu tip yaraların oluşmaması için. Yine bu dalda da benzer bir kesim görmüş oluyorsunuz. Yani bu damacıların özensiz yapacağı her iş aslında ağaçlarımızın hayatını riske atmış oluyorlar. Riske koymuş oluyorlar. Budamacıların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yapılacak yanlış kesimler uzun yıllar sonra meyve veren bu ağaçlara gerçekten zarar vermiş oluyorlar. Bu bahçede budamayı yapan her kimse son derece kötü bir budama yapmış. Onu da belirtmem gerekiyor. Şurada bırakılmış olan aşağı yukarı 3 santim, 3,5 santim dolaylarında bir kesiktir. Bu tip kesiklerin mutlak surette aşın macunuyla kapatılması gerekiyor. Kapatılmazsa ne olur? Bazı hastalıkların girişine neden olur, zararların girişine neden olur. Yağacak yağışların doku gelişimi üzerinde negatif durumları olur. Üzerinde kalarak yaranın geç kapanmasına neden olur. Zaten başlı başına bir kesim, yanlış kesim olmuş. Bunun normalde şuradan kesilmesi gerekiyor. Alttan birazcık tırnak bırakılması lazım. Çünkü Antep fıstığında tam kesim büyük dallarda tam kesim yapılması önerilmiyor. Biraz tırnak bırakılması lazım. Sebebi şu, tam sıfırlayarak kesildiği zaman yara yeri daha büyük bir şekilde kalmış olacak. Bir diğeri, eğer gerekli tedbirleri almazsanız hemen şurada görmüş olduğunuz bir doku, yarası kapanmayan bir doku oluşturmuş olacaksınız. Bu yüzden kesimlerin doğru yapılması lazım. Başlı başına hatalı budamalardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Görüyorsunuz bunlar. Bu budamayı yapan her kimse yanlış yapmış, doğru yapamamış. Dediğim gibi yani böyle büyük dallar kesileceği zaman sıfırlanması yerine şu bölümden aşağıya doğru küçük bir kesim yapılması lazım. Alt taraftan bir tırnak bırakılması lazım. Çünkü yara yüzeyini
daha az bir hale getirmiş oluyorsunuz. Yara yüzeyine kadar az olursa yaranın kapanması o derece daha kolay olmuş oluyor. Bu sebeple kesimlerin büyük dallarda bu şekilde olması lazım. Bir dal daha bunun sıfırlanarak kesilmesi gerekiyordu. Ama kesen kişi kırmış resmen, yani kesmemiş, kırmış bildiğiniz yani. Ne yapmış belli değil ya, böyle bir şey olamaz. İlginç. Şurada görmüş olduğumuz yanlış kesimlerden bir tanesi. Budamacı gerçekten önemlidir. Yine üstten kesilmiş, alttan bir kesik oluşturulmadığı için dalın kuvvetiyle aşağıya doğru kırılmış bu dal. Ya bu dal sonuçta sizin için iskelet sistemini oluşturuyor. Hemen üzerinde bir dal daha geliştirmişsiniz. Bu yara dokusu çok geniş bir yüzey. İkincisi, zararlılar için de bir alan oluşturmuşsunuz. O zaman bu bahçeden yaşlanması, zarar görmesi için olanak sağlamış oluyorsunuz. Kendi elinizle bu tip durumlara sebep oluyorsunuz. Son derece yanlış kesimler. Yüzey kesilmediği zaman neler oluyormuş? Görmüş olduğunuz şu kapanmayan yaralara sebep oluyorsunuz. İçeriye doğru bir süre sonra burada çürümelerin olacağını göreceksiniz. Ki zaten başlanmış. O dal tam kesilmediği için, yanlış kesim yapıldığı için yara kapanamamış. Yani kenarlardan dokular gelişmiş olsa bile yarayı tam kapatamıyor. Yani sıfırlanamıyor, öyle söyleyelim. Daha anlaşılır olması için. Bu şekilde içi bir süre sonra bazı çürükçül mantarlar sebebiyle oyulmuş olacak. Yani içi çürümeye başlayacak ki zaten şu an o dokular, bilmiyorum görünüyor mu, o dokular oluşmuş da eğer doğru kesimler yapılmazsa kenardan dokular gelişmiş bir yere kadar yarasını kapatmaya çalışmış ağaç ama doğru bir kesim olmaması sebebiyle içi bu şekilde kapatamamış, tam sıfırlanamamış ve içinde bir süre sonra çürükçül mantarlar gelişecek. Ağacın gövdesine doğru çürümeleri başlatacak. Doğru kesimler bir ağacın ömrünü uzatacaktır. Yine bir örnek daha göstereceğim. Hemen karşımdaki ağaçta da aynı durum var. Yani gördüğünüz şu dokular çok geniş bir kesim yapılmış, tırnak bırakılmamış, sıfırlanarak kesilmiş. Bir örnek olarak az önce vermiştim. Geniş yüzeyler kesileceği zaman Antep fıstığında bir alta doğru bir tırnak bırakılması onun yarasını kapatması açısından çok daha elverişli oluyor. Eğer böyle bir tırnak bırakılmazsa da bu tip dokuların oluşacağını, içi boş kalacak dokuların oluşacağını rahatlıkla görebilirsiniz. Bahçelerinizde muhtemelen vardır. Yine yanlış kesimlerden biri, yarasını bir türlü kapatamamış bu ağaç. Yani bu budama hatalarıdır. Bu hataları eğer düzeltmezseniz, bunlara dikkat etmezseniz bahçeleriniz çok erken yaşlanacaktır veya hastalıklara açık hale getirmiş olacaksınız. Beklemiş olduğunuz performansı elde etme şansınız düşük olacak. Yine yanlış bir kesim daha göstermek istiyorum. Şurada sıfırlanmadan kesilmiş bir doku. Tabii bu sıfırlanarak kesilmesi gereken dokular dalın çapıyla ilişkiliydi. Bunu anlatmıştım az önce. Bunun sıfırlanarak kesilmemesi, bir tırnak bırakılması, görmüş olduğunuz yarayı kapatamayacak, üst dalların çürümesine sebep olacak bir
ortam yaratmış oluyorsunuz. Bunlar bir süre sonra düzeltilmezler ise içeriye doğru çürümeler oluşturacak. Şunun gibi mesela. Yani bu niçin kesilmiş? Neden kesilmiş? Bilinmiyor. Kesmişsen düzgün keseceksin. Şöyle bir görüntü daha verelim size. Şunların tamamı yanlış budamalar sebebiyle. Doğru düzgün alet kullanılmamış. Bir testere veya budama makası sağlam değil. Kullanmış olduğu testereyi doğru düzgün kullanmasını bilmeyen biri yüzünden bu ağaçlar bu şekilde zarar görmüşler. Bunlar zarardır. Yani başka bir şey değil. İşçiliktir. Yeniden bunların düzeltilmesi için yeni kesimlerin yapılması gerekiyor. Ha, toparlanması lazım. Eğer yapılmazsa epeydir göstermiş olduğum çatlaklar, yarasını kapatamamış dokular oluşturarak şunlar gibi. Yarasını kapatamamış yine bir doku var burada.